Merhabalar değerli izleyiciler. Kur'an'ın öğrettiği kavramlar kısa adıyla KÖK programında yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Rabbimize bu bölümü de yapmayı bize nasip ettiği için şükürler ederek başlayalım. Değerli hocam Doktor Fatih Orum ve ben Erdem Uygan bu programı sizin için hazırlayıp sunuyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam geçtiğimiz hafta bu Kur'an meallerde seçme anlamı ile karşılanan fiillere başlangıç yapmıştık ve istifa ifadesiyle de bu şeye giriş yapmıştık bu konuya. Bugün devamındaki diğer seçme anlamı verilen fiillerden içtiba kavramını ele alalım istiyoruz ve aradaki farkları da bu şekilde görelim. Bundan sonra da artık diğer ihtara, işte belki faddale, tafdil ve benzeri diğer seçme manasına gelen kelimelerle devam edelim inşallah. Evet. Buyurun, hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Hakikaten meale bakıldığında farklı kökten pek çok kelimenin seçme olarak dilimize çevrildiğini görüyoruz. Ama biliyoruz ki her kökün merkezindeki anlam diğerlerinden farklı. Biz yardımcı bir fiil olarak belki seçmeyi kullanabiliriz ama bu seçmenin diğer seçmelerden farkını da bilmemiz gerekir. Çünkü farklı kökten kelimeler. Nitekim geçen hafta istifa ile ilgili konuşurken burada bir seçme var. Ancak bu seçme beraberinde o kişide bir takım değişiklikler meydana getiren bir seçme olduğunu söylemiştik. Yani onu diğer insanlardan ayırıyor. Saflaştıran. Varsa bir takım istenmeyen şeyler bunları gideren, yani belki işte kişisel gelişimine katkıda bulunan, o görevin gerektirdiği bir takım olmaması gereken şeyleri belki törpüleyen bir hale sokuyor. Kelimenin kökü de zaten safvet, yani bir şeyi saf hale getirmek, saflaştırmak manasındaydı. Bal için kullanıldığını görmüştük. Evet, Musaffan ifadesi. Bugün de içtiba yine Kur'an-ı Kerim'de 12 yerde geçiyor ve bu 12 yerin kahir ekseriyeti meallere seçme olarak yansıtılmış. İçtiba iftihar kalıbından kullanıldığında. Evet, tabii doğru. Biz de bir meal yapacak olsak muhtemelen seçme kelimesini kullanmak zorunda olacağız. Ama bu seçmenin diğer seçmelerden farkının ne olduğunu bilmek şartıyla. Evet, evet. Bunu da bilmenin herhalde ilk başlangıç aşaması bu kelimenin Kur'an-ı Kerim'de sözlük anlamı, kelime anlamının ne olduğunu tespit etmekten geçiyor. Evet, yani neticede neden burada istifa denmediğini, içtiba dendiğini ya da diğer yerlerde neden istifa denip de içtiba denmediğini sorusunun önemli bir soru olması ve düzgün bir şekilde cevaplanması gerektiği şeyini taşıyoruz en azından, endişesini. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi hocam Kur'an'da fazla yer kaplamıyor. 12 kez geçiyor. Bunlardan 11 tanesi fiil, bir tanesi isim. Fiil olanların da 10 tanesi iftihar kalıbında, bir tanesi sülasi mücerret. Dolayısıyla çoğunlukla iftihar kalıbı, yani içtiba dediğimiz formda fiil olarak kullanılmış bu şey, bu kelime. Kökü ceba. Evet. Ceba kelimesi. Ne manaya geliyor hocam ceba kelimesi? Evet, yani sözlüklere bakıldığında toplama anlamını veriyorlar ama tabii buradaki toplama da riskli bir kelime, riskli bir anlam. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de toplama, bir araya gelme, bir araya getirme anlamını veren çok pek çok kök var. Nitekim daha önce yaptığımız programlarda işte Kur'an kelimesinin böylesi bir anlamı ifade ettiğini, cema kelimesinin böyle bir anlam ifade ettiğini, hatta kitap kelimesinin de merkezinde yine dammenin toplama, bir araya getirme ve hep ama bu toplama ve bir araya getirmelerdeki toplamanın diğer toplamalardan, diğer bir araya gelmelerden farkının da olduğuna dikkat çekmiştik. Evet. Yani mesela Kur'an kelimesinde belli bir amaç için seçici davranarak bir takım şeyleri bir araya getiren, yani homojen bir toplama olduğunu, bir amaca yönelik toplama olduğunu, bir sonuca yönelik bir toplama olduğunu, Kur'an kelimesinin de bu yönüyle zaten anlamayı ifade eden bir kavram olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla biz cebaya da toplama
anlamı verirsek bu da aslında biraz eksik bir tanım. Evet, yani bu sefer o zaman kara, cema, damme, bütün bunlardan farkı ne ifade evet. sorusunu cevaplamak gerekecek. Elbette ki yani meallerde de mecbur kalındığı için seçme manası verildiğine göre bu içtiba ifadesinin seçmeyle ilgili bir yönü var ama seçmenin hangi yönüne, onun da işte kökündeki toplayıp bir arada biriktirme, bir araya bir aynı şeyleri bir araya yığma anlamıyla nasıl bir ilişkisi olduğunu tespit etmek lazım. Evet. Bunun için de zaten kök anlamını bizim görmemiz için sözlüğe bakmamıza yine gerek yok. Kur'an-ı Kerim'de kelimenin manasını veren ayetler var. İşte mesela sülasi mücerred kullanıldığı tek şeyde, ayette Rabbimiz Kasas suresinde galiba değil mi? Evet. Yucba ileyhi semeratu külle şeyin rizkan mille dünna diye devam ediyor. Kasas suresinin 57. ayeti. Şimdi hatta bu şeyi buradaki ifadeyi açıklayan bir ayet de var. Nahil suresinde. Yani orada ceba fiili geçmeden buradaki yucbanın ne anlama geldiğini de görebiliyoruz. Aslında Rabbimiz bu kelimeyi başka bir kelimeyle, başka bir ayetle de açıklamış. Aynı konuda, benzer konuda bir ayet daha var. Bir şehirden bahsediyor. Evet, orada. Ki o şehir muhtemelen. Nahil suresinin 116 mıydı, 114 miydi? Ben Nemle bakıyorum, evet. Şeydi hocam, 16. surenin. Sol tarafında olacak. 112'ymiş hocam. Evet. Bir şehir. Amineten, kadiyeten, kânet amineten. Evet. Ve daraballahu meselen karyeten kânet amineten mutmainneten ye'ti rızkuha ragaden min külli mekânin. Şimdi öyle bir şehir örnek veriyor ki Rabbimiz, içerisinde işte güven duyulan, içerisinde güvenle oturulan bir şehir ve onun rızkı her bir taraftan hem de regaden, yani böyle nasıl denir, yani istendiği kadar, yani ihtiyacı olduğu kadar sürekli geliyor her tarafta. Şimdi benzer bir ayette, işte Kasas suresinin 57. ayetinde buradaki ye'ti nasıldı? Ye'ti rızkuha regaden min külli mekanin yerine yucba ifadesi kullanılıyor. Yucba ileyhi semeratu külli şeyin ifadesi kullanılıyor. Evet, yani bir şehir, diyelim ki Mekke, halkı güven içerisinde gibi, şehir için herhalde en mükemmel işi söylenebilecek şey. Güven içinde olan bir şehir, bugün dünyada aranan bir şey. Onun için işte en güvenli şehirler listeleri sürekli hazırlanır. Evet. Ve bu şehirle alakalı yetiheriz guha ragadan min külli mekanin. Buradaki ragadan ifadesi hakikaten çok anahtar bir kelime. Yani bu artık refah seviyesinin üstünü üstler. Evet. Yani ne isterseniz. Ne isterseniz. Ne istersen. İstediğiniz her türlü rızkın o şehre geldiğini düşünün. Kasas suresinde de bu ifade yücbe ileyhi. Evet. Yücbe ileyhi temeratü külle şeyin. Yani demek ki külle şey. Her türlü rızık, semerat. Özellikle semerat ifadesi çok önemli. Buradaki Mekke ile ilişkilendirilirsek, Mekke işte o şeyde, Bakara'da, Ali İmran'da ot bitmez bir şehir olarak tanımlanıyor. Allah evet, tarafından evet, tanımlanıyor. Dolayısıyla orada her türlü ürünün olmasına imkan yok ama insanların her istediği orada bulunuyor. Semerat da yani bu işin meyvesi, işte sebzesi, ne varsa yani bir ürün anlamında belki şey yapılabilir. Bütün ürünlerin geldiği süre, ot bitmeyen bir yerde bütün bu ürünlerin toplanmasından bahsediyor Rabbimiz. Evet. İşte bu ifade yücbe ile ifade evet. ediliyor. Ya peki nedir? Yani demek ki orada bir takım şeyler toplanıyor. Niye toplanıyor? Orada yok. Geldiğinde ne oluyor? Geldiğinde oraya bir katkı sunmuş oluyor bunlar.
Zaten emneten mutmainneten dedikten sonra bunu neyle vasıflandırıyor Allah Teala? Yetiha rizkuha min kulli mekan. Bir şeyin, bir şehrin emin ve içerisinde rahat yaşanabilir olması, bir güvende olunması ihtiyacı karşılıyor. Bu rızkının her yerden geliyor olmasıyla ilişkili bir şey demek ki. Sadece burada değil hocam. Burada yucba ileyhi semeratu kulli şeyin ifadesi kullanılıyor ama bir kelimenin isim olarak kullanıldığı tek ayette de yine bir bu kelimenin manasına toplama, dair bilgi, ve bilgi veriliyor. O da Sebe suresinin 13. ayeti. Onu da okuyalım hocam isterseniz. Evet, يَعْمَلُونَ لُهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَاسِلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَكُدُرُ الرَّاسِيَاتِ Yani bunları şeyler yapıyorlar Süleyman Aleyhisselam'a. Evet, Süleyman Aleyhisselam'a. Cinler değil mi hocam? Yani cinlerden müteşekkil bir o şey var. İşçi grubu var. Kadrosu var. Ve bunlar insanların kolay kolay yapamayacağı ya da çok zahmetle ancak yapabilecekleri devasa yapılar yapıyorlar. Yapılar, heykeller. Heykeller yapıyorlar ve bunların bir tanesinde cevap anlamı cevap, var. Evet. Cevap gibi daha doğrusu. Evet, cevap gibi doğru. Bizim Türkçemizdeki cevapla aynı kökten değil. Değil. O cabe, evet. Bu ceba. Ceba aynı. Yani bu da ilginç bir şey aslında. Evet. Kalıp olarak da ilginç bir kalıp. Evet. Ceba kelimesinin sokulduğu. Evet, buyurun hocam. Cevap gibi neler yapıyorlar? Yani demek ki çok büyük su hazneleri. Cifan dediği böyle tekne gibi şeyler değil mi? Yani içinde su biriktirilen şeyler. Su biriktirilen şeyler. Yani işte şöyle düşünmek belki mümkün olabilir. Yani hiç olmayacak bir yere mükemmel bir havuz yapıyorsunuz. Yani işte şehrin çok çok uzak bir mekanında bir güzel bir villanız var. O mükemmel bir de havuz yaptırıyorsunuz. Her şeyi düşünülmüş. Ama suyu eksik. Dolayısıyla suyun gelmesi gerekiyor oraya. Suyun dolması gerekiyor oraya. Toplanması gerekiyor. Biz oysa havuz desek, su biriken yer desek, bunu şeyde Arapçada farklı kullanımlarla... Havuz zaten Arapça. Havuz Arapça aynen öyle. Yani farklı şekilde bunu ifade edebiliriz ama burada bu kökten ifade edilmesi, hatta kel cevabi şeklinde ifade edilmesi, demek ki bir şeyin oraya gelmesi toplanmasıyla gerekiyor. İlişkili bir şey var. Evet, aynen öyle. Yani işte havuza suyu toplamak, toplanmak. Ancak bir yerden siz oraya bir şeyi getirir, toplarsanız o işlevini icra edebilecek bir şey olacak. Dolayısıyla hani şu, sen buraya havuz yapmışsın ama peki hani şey gibi belki, ya buraya fabrika yapmışsın ama buranın ne yolu var, ne limanı var, ne şu var, ne bu var dediğimizi düşünün. O adam da oraya ben o yolu yapıyorum, yaptırıyorum dediğinde işte onu, o işlevini görmesi için ihtiyaç olan şeyin oraya getirilmesi gibi. Burada da bir havuz var, havuzun havuz olabilmesi için bu suyun mutlaka buraya gelmesi, toplanması gerekiyor. Şimdi bir de hocam cifan cevaba benzetiliyor. Evet. Yani bu cifan dediğimiz de tencerenin büyüğü kazanlar. Kazan. O bir türlü aklıma gelmedi. Yani kazan ama o kadar büyük bir kazan ki, yani içerisine o kadar çok malzeme alır ki cevap gibi, yani suyun içerisinde birlikte yüzersin. Evet, aynen öyle. O kadar büyük. Demek ki iç hacminin büyüklüğünü ve içerisine çok fazla miktarda malzeme alacağını belirtmek için, su alacağını belirtmek için ceba kökünden bir kelime kullanılıyor. Çok bu da yucba'daki o işte az evvel okuduğumuz Kasas suresindeki yucba ileyhi semeratu kulli şeyin ifadesinin aslında ne kadar büyük miktarda ürünün oraya geldiğini belirtmek için, çokluk belirtmek için bu kökten bir kelimenin kullanıldığını da göstermiş oluyor aynı zamanda. Demek ki bu kelimenin kökünde büyük miktarda şeyin, işte her neyse artık o toplanacak şey, bunun bir yere yığılması, orada biriktirilmesi, toplanması manası var aslında. Var, evet, var. Fakat tabii bizim aradığımız kelime içtiba kelimesi, yani ceba kökünden kökünün iftial babındaki formu. Çünkü içtiba dediğimiz kelime cebanın iftial babından bir kelime oluyor. Tabii bunu da
Rabbimiz eksik bırakmıyor. Bu kökten, pardon, bu formda, bu baptaki ifadenin de anlamını verecek çeşitli ayetlerle bize ipuçları gösteriyor. Evet, mesela Yusuf suresinin daha ilk başlarında küçük bir çocuk gördüğü rüyayı anlattıktan sonra kardeşlerine bunu anlatma, kötülük ederler dedikten sonra ve kezerke yeçtebike rabbüke ifadesini kullanıyor. Evet. Rabbin seni içtiba edecek. Veyahut hatta şimdi bile bu rüyayı görmekle, göstermekle böyle de evet, belki seni oraya kattı. Evet. Şeklinde. İçtiba etti ya da ediyor ve sana hadisin tevilini evet, talim etti. Evet. Türkçe'ye çevirmeden söyledim de hocam siz isterseniz çevirin. Yani işte olayları okuma herhalde. Olayları okuma, nereye varacağını görme yetisi öğretiyor belki. Öğretiyor. İşte buradaki içtiba, yani düşünün bir çocuk bir rüya görüyor. Görülen rüya tabii çok kritik bir rüya. Çünkü muhtemelen bu rüyanın görüleceği daha önce bildirilmiş. Yani böyle bir rüya gördüğünde veya belki daha önce Yakup neslinden işte pek çok nebiler var. Bu bir anahtar şey, evet, onların seçilmişliğini gösteren şey. Zaten küçük bir çocuk rüya görse ve babasına anlatsa bu hiç kimseyi tedirgin falan etmez normal koşullarda, öyle değil mi? Yani, aynen öyle. Hiç kimseyi tedirgin etmez. Çocuk rüya görmüş, anlattı. Olabilir. Ama bir çocuğun gördüğü rüya babasını çok tedirgin ediyor. Hatta doğrudan, bak bunu sakın kardeşlerine anlatma diyerek, kardeşlerinin de böyle bir rüyanın görüleceğine dair bilgi sahibi olduğunu, evet, söylüyor. İşte bütün bunlar bir araya geldiğinde söylenen söz şu: ve kezalike yectebike rabbüke. İşte sen bu şekliyle artık bir yere dahil, evet, oldun. Rabbin seni içtiba ediyor böyle, evet, veya etti. Şimdi hakikaten de çok ilginç. Mesela burada biz geçen hafta okuduğumuz ayetler aklımıza geliyor istifa ile ilgili. Sanki mesela istifa etmekten bahsetse, evet, daha böyle bizim hoşumuza gider ya da biz, evet, daha kolay anlam verirmişiz gibi bir şey oluşuyor insanın zihninde. Ama Rabbimiz içtibayı kullanıyor. Evet, içtibayı kullanıyor. Peki o zaman neden böyle oluyor hocam? Neden bu arada böyle bir fark var? Şimdi bir kere istifayı hatırlayalım tekrar, siz az evvel söylediniz. Kişiyi tercih etmekle, seçmekle, belli bir tarafa almakla onu saflaştırıp diğerlerinden farklı bir yere getirme, işte ondaki bir takım eksikleri giderme anlamı vardı. Burada ise bu rüyayla bağlantılı olarak bir içtiba ifadesi kullanılıyor. Evet. Yani demek ki bundan sonra artık o bir yere dahil olacak ve bu dahil olması belki de işte bu süreç başladığında bir takım ondaki eksikler, şunlar bunlar da belki tamamlanacak, giderilecek. Çünkü hani işte şehre oranın ihtiyacı olan mallar yığılıyor. Niye geliyor buraya? Neden? Yani işte mesela şöyle bir şey desek, Antalya'ya dünyanın dört bir yanından mandalina ve portakal ithal ediliyor desek, niye derler? Yani neden böyle bir şey ki? Zaten orası o işin merkezi. Niye oraya topluyorsun? Zaten var. Yine işte su gelmesi lazım. Çünkü suya ihtiyaç var. Ona biz havuz diyebilmemiz için doldurmamız lazım bir şekilde. Burada da içtiba edinmekle o bir takım kişisel olarak muhtemelen bir takım değerler kazanıyor. Zaten şeyde de geçen haftaydı değil mi? Musa Aleyhisselam'la alakalı olarak istifayı kullanırken bir risalati ve bir kelami. Evet, evet. Yani onun seçilmişliğinin, Allah'ın ona vermiş olduğu risalet dolayısıyla kitap şu, kitapla ve kelami olması, zaten. Evet, evet. O onlarla olması. O risaletin, o Allah'ın ona verdiği vahiy ile o bir takım artık şeyler elde ediyor. Kazanımlar elde ediyor. Benzer şey burada da olması lazım. Ama işte bu kazanımın ne olduğu belki önemli. Yani o ötede istenmeyen bir takım belki şeyler gideriliyordu istifa. Burada da belki ya bir insanın nebi olabilmesi için, bu zümreye dahil olabilmesi için şunları bilmesi, bundan sonra böyle hareket etmesi gerekir diyerek ona muhtemelen katma değerler kazandıran bir şey olması lazım, evet, içtibanın.
Peki hocam, o zaman mesela yine belki anlamlarından bu içtiba iftihal babının anlamını kolay anlamamızı sağlayan bir ayette bu ve izâ lem te'tihim bir ayetin kâlû levleçtebeyteha ifadesi var. Evet, hakikaten zor ifade. Yani. Şimdi Araf suresinin 203. ayeti. Şimdi burada ve izâ lem te'tihim bir ayetin, yani sana bir, sen onlara bir ayet getirmediğin zaman, yani bu da ilginç bir şey, getirmediğin zaman derler ki levleçte beyteha, o ayeti içtiba etseydin ya. Şimdi levleçte beyteha, o ayeti içtiba etseydin ya, ya da yani talep edilen bir şey var, getiremiyorsun. Evet. Ve içtiba etseydin ya diyor. Şimdi demek ki siz ayet getiremiyorsunuz, içtiba etseydin. O halde yapamadığınız bir şey, bir şey yapamıyorsunuz ama onu yerine yapabileceğiniz bir işlem var. Madem Allah sana vahyetmiyor veya işte yeni bir ayet getirmiyorsun, o zaman mevcutlardan bir şey, evet, oluştur, evet, diye aynen, olabilir. Aynen öyle. Başka veya kendin bir şey ortaya koy da bu, evet, bize bunu, evet, ayettir diye sun, evet, evet, diye olabilir. Yani evet, bunun, bu ikisinden başka bir şey herhalde olmayacak. Yani başka bir şey anlaşılmıyor. Ve bu mesele içtiba olarak bu kelimeyle ifade ediliyor. Öyleyse aslında burada, bu da aşağı yukarı kelime anlamına yakın. Ha, işte onun için zaten, yani, evet, ben de onu söylüyorum hocam. Zaten iftial babının kelime anlamını veren ayet de, evet, bu işte. Evet. Bunu söylemeye, evet, çalışıyorum. Şimdi ceba fiilinin kelime anlamını veren ayetleri okuduk. Kel cevap ifadesi işte Sebe suresindeki. Bir de Kasas suresindeki yucba ifadesi. Ama içtiba iftial babının manasını veren ayet de bu. Çünkü biz buradan düşünerek ne olabileceğini kavrayarak ortaya çıkartabiliyoruz bu kelimeyi. Evet. Dolayısıyla burada söylenen şey iki türlü olabilir. Bir, ya sen bugüne kadar gelen ayetlerden bir derleme yap, bize, evet, bizim ihtiyacımızı çöz. Ama o zaman da levleçte beyte ha ifadesi, oradaki zamir belki sıkıntıya girer mi? Yani onu belki düşünmek lazım. Bir diğeri de sen kendin ayet, bize ayet olarak sunacağın bir şeyler oluştursana diyor olabilirler. Ben sanki bu ifadenin daha ha zamiriyle uygun olabilir mi acaba diye çeviriyorum. Şey devamında kul innema ettebiu ma yuha ile. Tamam, yani Rabbim, dolayısıyla ben ancak onun şeyini, bana vahyedileni ittiba ederim, ona uyarım. Dolayısıyla ben kendimden böyle bir şey yapamam. Söyle, hatta bu söylediğiniz şeyle alakalı benzer bir kullanım. Yani kendimden bir şey yapamam anlamına gelen. Şey, o evbeddilhu ayetinin devamı. Evet, evet. Öyle, evet, miydi, evet, hocam? Evet, evet. İhtibi Kur'an'ın gayri haza evbeddilhu dedikten sonra, evet, nasıl devam ediyordu? Şeyde ve izâ tutlu aleyhim ayatuna deyinatın kâlelezine la yarcuna dikâ ene ihtibi Kur'an'ın gayri haza evbeddil, bunu diyor. Devamında da kulmâ yekûlliye en übeddilehu min tilkâi nefsi. Ah, işte ben bunu kendimden değiştirme yetkisine sahip değilim. Öyle miydi? Evet, öyle. İn ittibu illa ma yuha ileyye. Aynı şeyi söylüyor. Ben ancak bana vahyedilene uyarım. Yani dolayısıyla demek ki burada, o zaman hocam bu söylediğiniz de çok iyi oldu. Araf suresinin 203. ayetinde de söylenen, kendin bize ayet olarak sunacağın bir şeyler derleyip topla, bir şeyler seç, biriktir de bize getir demiş oluyorlar. Evet, değil mi? Tabii öyle. Evet. Ama sonuç itibariyle burada da şey var. Bir talep var. Evet, evet, öyle. Bir, yani, talep var. Bir şey, ihtiyaca binaen, yani, bir talep. Talep var, böyle yap. Muhammed Aleyhisselam da belki bir ayet okuyamıyor. Niye okuyamıyor? Konuyla ilgili belki o konuyla ilgili bir şey gelmemiş olabilir. Nitekim biz bunun örneğini Kur'an-ı Kerim'de buluyoruz. Yani tabii tabii. Yes elüneke ya da yes teftünek şeklindeki, evet, ifadeler, evet, yani sana soruyorlar, senden işte fetva istiyorlar. Sen onlara şöyle söyle denilen şeylerden biz anlıyoruz ki bu konu daha önce sorulmuş ve cevap vermemiş. Evet. Hatta kadın kendisine zihar yapan kocasıyla alakalı Muhammed Aleyhisselam'a geldiğinde, Muhammed Aleyhisselam'ın muhtemelen ona çözüm söylememesi kadını sinirlendiriyor. Hatta sana soruyorlar, sen nereden bileceksin diye, evet, ayet tabii, var. Tabii, aynen öyle. Evet. Dolayısıyla burada da bir şey var. Ya eğer inmedi diyorsan kendinden bir şey söyle. Bu kadar da mı şeyin yok? Madem seçilmiş bir insan. Ve o da ayet olsun demiş. Ayet olsun diyor. Yani, evet.
Şöyle, hani işte bugün bizim geleneğimizde Muhammed Aleyhisselam'ın söylediği şey de teşri faaliyetidir. Adamlar yani yasa koyma. Yasa koyuyor. Adamlar da muhtemelen ya bu kadar da mı senin inisiyatifin yok? Bunu da sen söyle. Evet. Devamındaki ifadeler bakar mısınız? İnni ehafu in asaytu rabbi azabe yemin azim diye bitiyor ayet yani. O şey değil mi? Evet. İttibi Kur'an. O hangi sure hocam o? İttibi Kur'an gayri hazar ebedin. 15. ayet diye yazmışız. Şey yapmışız ama sure adı da alalım. En'am mıydı? Araf mıydı? Yine oralarda bir yerlerde. Tamam hocam onu buluruz o zaman. Şeyde de işte Araf suresindeki ayeti de o zaman ben son bir kez daha okuyayım. Ve izâ lem te'tihim bi ayetin, yani onlara bir ayet getirmediğin zaman galû levleçte beyteha, içtiba etseydin olmaz mıydı gibi bir ifade kullanıyorlar. Rabbimiz de şöyle söyletiyor Muhammed Aleyhisselam'a. Kul de ki sen onlara innemâ ettebiyo mâ yuhâ ileyye min Rabbi. Ben sadece bana Rabbimden ne vahyediliyorsa ona ittiba ederim, ona uyarım. Hâzâ basâiru min rabbikum ve huden ve rahmeten pardon, ve huden ve rahmetun likavmin yu'minun. Bu Rabbinizden bir hidayet rehberidir, rehberdir, rahmettir ve inanan bir topluluk için bir rahmettir demiş oluyor. Ne, bu şeymiş Yunus 15 imiş. Yunus suresinde. Doğru. Orada hocam. Evet, aynen öyle. Evet, dolayısıyla içtiba burada da ayetleri sen belirleyip bir araya getirseydin, sen bir ayetlerden bir yığın yapıp bir küme veya küme demek doğru olur mu bilmiyorum da ayetleri bir araya toplasaydın olmaz mıydı demiş yani oluyorlar. Bu çok önemli bir şey Erdem Bey. Hakikaten yani kendimizi mesela o döneme ışınlamış olsak ve bu zihniyette birisi olsak Muhammed Aleyhisselam'a herhangi bir konuyla alakalı bir talebimiz olsaydı, bir ayet talebimiz olsaydı, o da bu konuda herhangi bir şey bize söylemeseydi, biz bunu içtiba kelimesiyle kullanır mıydık yani? Ya kendin söyle derdik, senin inisiyatifin yok mu derdik, ya bir şeyler bulsana derdik. Onlar öyle bir kelime kullanmış olmalılar ki Muhammed Aleyhisselam'a karşı Allah-u Teala onların kastettiği şeyin içtiba ile ifade edileceğini bize aktarıyor. Evet. Yani belki adamlar öyle bir şey söyledi bu kelimenin dışında, belki de bu kelimeyi bilmiyorum ama bu bize bu şekilde naklediliyor. Şimdi dolayısıyla burada bizim bu kelimenin kökündeki anlamı atlamamamız gerekiyor. Bir talep var. Evet hocam, aynen öyle. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bir şeyi, hani o kelimenin manasını verirken de söyledik ya, bir şeyi bir yerden başka bir yere getirip orada evet yığın evet, halinde evet toplama. Zaten Kur'an kelimesi geçmişti Yunus evet suresinde. Evet. Şimdi bunu destekleyen başka ifadeler de var. O da ila ile kullanımları. Evet. Şimdi mesela evet. Ve min abaihim ve zürriyatihim ve ihvanihim ve ictebeynahum ve hedeynahum ila sıratin mustakim. Evet, Enam'da. Enam suresinde. Ve onun öncesinde de bütün nebileri sayıyor. Doğru. Şimdi yani diyor ki ve onların işte o saydıklarının babalarından, çocuklarından, soylarından ve kardeşlerinden sonra işte onlardan onları içtiba ettik ve onları bir doğru bir yola, mustakim bir sırata hidayet ettik. Şimdi şeyde de Şura suresinin 13. Evet ayetinde de yine ila ile, tabi burada evet, belki evet ila hedeynahuma gidebilir de orada direkt içtibaya gidiyor. Allahu yectebi ileyhi men yeşa. Evet evet. Ya şimdi Şura suresinin 13. ayeti. Yectebi ileyhi men yeşa ne demek? Yani şimdi Allah İleyhi'yi tabi burada Allah'a götürüyorlar. Halbuki öncesinde ma ted'uhum ileyhi ifadesi yani var. Yani dine gidiyor. Din. Kebura alel müşrik miydi? Evet, kebura evet alel müşrikine ma ted'uhum ileyhi. Yani o müşriklere senin kendilerini çağırdığın şey, yani yukarıda söylendiği gibi o din, eddin, o doğru din ağır gelir diyor. Sonra Allahu yectebi ileyhi men yeşa. O dine iletir. O dine içtiba eder Allah. Kimi? Gereğini yapanı. O dine iletir. Yani orada topluyor onları. Onları orada topluyor. Bunlar bu o dinin içerisinde sayıyor. Sayıyor, evet.
Yani bu adam bu dine mensuptur demiş oluyor Allah Teala. Kim? Men yaşa, sen ona göre davranırsan, doğru şeyler yaparsan. Dolayısıyla burada da yine sizi bir topluluğun içerisinde saymak. O toplulukla beraber mezc etmek belki yani. Onlarla bir arada şey yapmak. Böyle denilebilir. Ve bu olması gereken bir şey. Evet, olması gereken bir şey. Çünkü yukarıda diyor ki en akimüddine ve la teteferrakû fîhî kebrâ alel müşrikîne mâ tet'uhu bileyh. Bu olması gereken bir şey. Ya bizi niye bu zümrenin içerisinde saydın, topladın? Çünkü olması gereken şey bu. Çünkü bunun size bir sürü katkısı var. Evet, aynen öyle. Ve yehdi ileyhi men yunib, kendisine o dine yöneleni de o doğru yola iletir demiş oluyor. Demek ki içtibada yine bir topluluğun içerisinde, bir büyük grubun içerisine katmak suretiyle belki seçme manasını vereceksek de bu yönüyle vermiş oluyoruz diyebiliriz. Evet, şeyde mesela yine Yunus Aleyhisselam'ı feçtebehu rabbuhu fecalehu minas salihin. Evet, Kalem Suresi'nin 50. ayeti. 50. ayeti. Şimdi orada da öncesi nasıl hocam? Bir öncesini de okuyabilir misiniz? Öncesi evet çok şey. Fasbir li hükmü rabbike ve la tekun kesahibil hut diyor. Bu da Muhammed Aleyhisselam'a söylüyor. Rabbinin hükmüne sabret, o balık sahibi gibi olma. Çok ilginç bir ifade. Çok acayip hakikaten. Bir nebiyi... Öbürü gibi olma diye öbür nebiyi gösteriyor. Ama işte burada onun hangi yönü gibi olma derken fasbir li hükmü rabbike yani dik durmaya devam et, azim ve kararlılıkla bu işe devam... Demek ki Muhammed Aleyhisselam'ın en fazla bunaldığı anlar. Hocam zaten burada Yunus dememesinin sebebi de o. Sahibül Hud demesinin sebebi o yönüyle onun gibi olma demesinden dolayı. Yoksa bir nebi... Yunus gibi olma diyemez. Yani. O davranışını yapma. Evet. Ne yaptı ki o? Diyor ki, İznâdâ ve hüve mekzûm. O çok kötü ve bitkin bir halde Rabbine yalvarıyordu, sesleniyordu. Levle balığın karnında. Levle entedârakehu ni'metun min rabbihi levnun bizevil arâi ve hüve mezmûm. Şayet o Rabbinden bir nimet onu sarmasaydı, ona fayda olmasaydı, o artık adı kötü bir şekilde anılacak şekilde sonsuza dek orada kalacak. Gidecek. Evet. Dedikten sonra feçtebehu rabbuhu fecalehu minasalin. Çünkü biz Saffat suresinde Yunus Aleyhisselam'ın tevbe ettiğini biliyoruz. Evet. Aynı olay anlatılırken orada Rabbine yalvarıyor. Yaptığı hatanın... Hatadan dolayı balığın karnındaki tevbesini. Burada da onun nida olarak söylüyor. Evet aynen. Ve şöyle feçtebehu rabbuhu. Rabbi onu içtiba etti. Şimdi burada tabii seçti meallere bakıldığında seçti ifadesi görülüyor. Ama içtiba etti dedikten sonra orada kalmıyor. Fecalehu mine salihin. Onu salihler arasında saydı. Evet. Salihler arasında, salihlerden yaptı diyebiliriz. Yani demek ki içtiba etmek yine kelimenin köküne de uygun bir şekilde bir şeyi seçiyorsunuz evet ama ne için? Onu başka bir grubun içerisine katmak, o grubun içerisinde saymak için seçmiş oluyorsunuz. Akdeniz'de botla yolculuk yapıyorsunuz. Bir sürü kişi var. Bir tanesi düşüyor ve eğer ona birisi el atmazsa gidiyor artık. Birileri ona el atıyor, tekrar çekiyor ve içeriye alıyor. Topluluğun içerisine alıyor ve artık onu kurtarmış oluyor. Evet. Eğer yapılmasa bu, o da zaten imdat demese bu iş bitecek. Yunus Aleyhisselam bir yanlış yapıyor ve yanlıştan dönüyor. Yani evet. Bu ayetler çok açık hem Saffat suresine hem de burada. Evet. Ve yine tekrar bota gelmiş oluyor. Feçtebâhu rabbuhu fecalehu minas salihin. Yani o tevbesinden dolayı içtiba ediyor. Evet, içtiba ediyor. Yani şimdi verdiğiniz örnekte şöyle bir şey olabilir. Ya ben kurtulurum burada, hiç önemli değil benim böyle şimdi. Böyle birisi olacak ki yardım isteyen içtiba edilmiş olsun. Evet. Yani çünkü içtiba edilmek için de sizin bir yere dahil olmanız lazım. Evet. Orada farklılaşacaksınız ki bu tarafa gelesiniz. Çok doğru. Yani şimdi Yunus Aleyhisselam kendisi gibi aynı duruma düşenlerden farklı olarak Rabbine nida ediyor, tevbe ediyor. Dolayısıyla bu onun içtibasını gerektiren bir şey oldu. Evet. Dersten önce bir konuşmuştum, bir örnek vermiştim ama bilmiyorum bu uygun olur mu buraya. Şimdi
bir futbol takımı var. Bu futbol takımı için 11 kişi sahaya çıkacak. Kadro oluşturulacak. Bir kadro oluşturulacak. 11 kişi içerisinden, 11 kişi 28 kişinin veya 40 kişinin neyse içinden oluşturulacak. Bunlardan 10 kişi oluşturuldu. Ya da içtiba edildi belki. Çünkü hepsi bir araya toplandı seçilmek suretiyle. Bir tanesi kaldı. O da penaltı atacak adam lazım. Evet. Diğer grubun içerisinde en iyi penaltı atanı, yani burada Yunus Aleyhisselam'ın tevbe etmesi gibi içtiba ediyorsunuz. Niye? Buradaki 11'i 10. kişinin 10 kişinin içerisine katmanız için. Yani içtibanın istifadan farkı bu olabilir. Yani böyle o gibi gözüküyor en azından. Ben orada istifayı da şöyle anlıyorum hocam. Bu 11 kişi içerisinden bir kişiyi siz kendi inisiyatifinizle, diğerlerine sorarak veya diğerlerinden dolayı değil. Yine belki ondaki bir özellik ama önemli olan sizin inisiyatifiniz olması lazım. Kaptan yapacaksanız o istifa gibi geliyor. Evet. Yani içtibadan arasındaki farkı anlamında. Evet. Çünkü istifa da Rabbimizin tamamen kendi tercihiyle, seçimiyle bir kişiyi diğerlerinden ayırıp belli bir yere getirme şeysi var sanki gibi gözüküyor. Bu şeyle Yunus Aleyhisselam'ın olayına benzer bir şekilde yine içtibanın kullanımı şeyle de var. Evet, Adem Aleyhisselam'da da var. O da Taha suresinin 122. ayetinde. Aslında o da yine bir şey öncesi değil mi? O da Fetabe Aleyhi ve Heda. Yani bir yapılan bir yanlış sonrası yapılan bir şey. O işte kavgadaki kişiyi öldürmesi değil mi hocam? Yok şey. Pardon, bu Adem Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam'a gider. Adem Aleyhisselam'ın şeytana uyması meselesinin arkasında Meçtebahu Rabbuhu. Rabbi onu içtiba etti. Fetabe aleyhi vehda ona işte tevbesini kabul etti ve doğru yola iletti. Şimdi tabii buradaki içtiba biraz nasıl hocam, siz isterseniz bunu da siz şey yapın. Biraz değişik gibi geldi bana. Yani sonuç itibariyle Allah'ın müçtebahlardan oluşan bir şeyi var, bir kavramı var. Onun içerisine onu dahil etmiş oluyor yani. Ha, doğru, evet. Aynen yani öyle. Tevbe ederseniz böyle olur. Yani muhtemelen melekler dünyasında, cinler dünyasında da hali hazırda devam eden bir süreç var da Adem yaratılana kadar. Evet. Onların içerisinde yanlış yapanlar, tevbe edenler, yani o zümreye katılanlar. Adem Aleyhisselam da bir yanlış yaptı. Yanlıştan sonra tevbe etti. Allah Teala da onu o zümreye... Hatta şöyle bile olabilir. Allah Teala'nın tevbe edenleri belli bir yere toplayacağına dair kuralını doğru işlettiği için içtiba edilmiş oldu da denilebilir. Bir başka hocam dikkat çeken ayetlerden bir tanesi bu Hac suresinin sonlarındaki son ayeti son ayet miydi o? Tamam. Ve cahidu fillah, değil mi? Onu diyor. Evet, evet. Hakka cihadihi huvectebakkum. Şimdi burada dikkat çeken şey şu. Yani şöyle ve cahidu fillahi hakka cihadihi. Yani Allah yolunda gereği gibi cihat edin, gayret gösterin demiş oluyor. Huvectebakkum ve ma ceale aleykum fiddin. Min haraç. Fiddini min haraç. O sizi içtiba etti ve bu dinde sizin için bir sıkıntı oluşturmadı. Şimdi burada benim en azından dikkatimi çeken kum ifadesiyle, yani sizi içtiba etti ifadesiyle kullanılması ama istifanın böyle bir kullanımının olmaması. Evet. İstifada mesela orada hatırlayalım, Bakara suresinde İbrahim Aleyhisselam'ın duasında Allah sizin için bu dini istifa etti ifadesi vardı. Burada sizi Allah istifa etti, bu dinde sizin için bir sıkıntı oluşturmadı ifadesi var. Orada fail Allah. Orada fail Allah ve istifa edilen din. Din. Burada fail Allah, içtiba edilen biz, siz yani insanlar. Şimdi bu aradaki farklar da iki ifadenin kavramın arasında önemli farklar olduğunu bize gösteriyor aslında. Evet tabii, yani sizi belli bir zümreye dahil etmiş oluyor. Evet, aynen öyle. Bunu yaparken de pek tabii ki bu Allah'ın dini, çünkü devamında ve mecale aleyküm fiddini min haraç dediğine göre o dinin içerisinde sizi toplamış oluyor. Eğer Allah kendi dininin içerisinde insanları toplamış oluyorsa onların da her türlü ihtiyacı orada giderilmiş oluyor. Evet. Şimdi hocam o şeydeki ifade, o Bakara suresindeki ifadeyi bulabilirsem.
aynı kökle alakalı mı? İstifayla şey yapıyordu ya, orada işte az evvel söylediğim 132. ayeti falan olmadı. İnnallâhe estafâlekümüddîn felâ temutun. İnnallâhe estafâlekümüddîn felâ temutunne illâ ve entüm muslimun. Şimdi yani siz bu dine teslim olmadan ölmüş olmayın diyor çocuğuna. Şimdi burada vema ceale aleykum fiddin min harac ifadesiyle istifa acaba örtüşüyor olabilir mi? Yani dinde bir sizin için bir sıkıntı oluşturmaması dini istifa etmesi. Tabii ki öyle. Sizi bu din için içtiba etmesi de sizi o istifa edilmiş dine içtiba etti. O dine katması şeklinde Allah'ın anlaşılıyor. Allah'ın diniyle diğer din iddialarının hiçbir farklı evet. şeyinin olmadığını, benzerlik yanının olmadığını. Evet. Dolayısıyla Allah sizin için bu dini istifa ediyor. Evet, yani bu da istifa ile içtibanın birbirinden farkını şöyle gösteriyor. İçtibada bir seçilen kişi ya da tercih edilen şey veya kişi bir yere katılıyor, burada dine katılıyor. Ama istifa da yalnızlaşıyor. Yani saflaştığı için temeyyüz ediyor, ortaya çıkıyor ifadesini söyleyebiliriz. Evet. Hocam hayırdır, bir şey yanlış bir şey mi söyledim? Yok, çok güzel, evet aynen öyle. Yani bizim için de yeni yeni şekillenmiş oluyor olay yani. Evet ya, benim de şimdi aklıma geldi burada bakarken. Başka hocam sizin ekleyeceğiniz? Herhalde toparlandı. Yani müçtebayı hallettik. Mustafa'yı geçen hafta halletmiştik. Şimdi Muhtar ve Murtaza kaldı. Onları da hakikaten de bu şeylerin tamamı Türkçe'de insan ismi olarak kullanılmış. Bir muhtar hariç insan ismi veya vasfı olarak kullanılmış. O da ilginç bir şey oldu. Evet, tabii daha ayetler var. Yani bunların içerisinde zor olanlar da şüphesiz var. Mesela işte Ali İmran Suresi'nin 179. ayeti zor bir ayet. Ama hani en azından şimdiye kadar bizim tespit edebildiğimiz, ulaştığımız sonuçlar ya da bu kadarı bile belki istifa ile arasındaki farkı göstermesi bakımından yeterli. Yani yaptığımız tespitler küllen yanlış olabilir. Kısmen yanlış da olabilir ama asıl burada bence değerli olan şey seçme olarak dilimize meallere yansıyan kelimeler arasında bir farkın olduğuna dair bir şey zihnimizde hep olması lazım. Evet, yani evet. Bu farkı biz tespit ederiz, başkası tespit eder. Çok önemli bir şey değil. Evet. Ama önemli olan bu böylesi bir durumun olduğu, Allah'ın kitabının da zaten bunu gerektirdiğini evet. şey yapmak. Yani en azından Arapça bilmeyen izleyicilerimiz de şöyle belki bir teyakkuz durumu kazanmış olurlar. Bundan sonra okudukları meallerde seçme ifadelerinin kullanıldığı ayetlerin en azından orijinallerine bir bakarak orada geçen kelime istifa mı, içteba mı, evet. ihtara mı, irtiza mı, işte tafdil mi evet. bunları devam ettirmek mümkün. Sadece Musa Aleyhisselam için bir yerde kullanılıyor. Yine mealler ona seçme anlamı öyle ve istinatum, nefsi. Yani. Evet. Mesela istina mı, bütün bunları en azından bir farkındalık oluşturmuş oluruz. Hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İnşallah önümüzdeki bölümde de ihtara, yine seçme manası verilen fiillerden bir diğerini incelemeye ve öğrenmeye çalışacağız Rabbimizden. O zamana kadar hepinize mutlu günler. Hoşçakalın.